Çözüm rehberinden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere görev öncesinde açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir hata alıyorsunuz veya hata almadan da görev öncesi açılmıyor. Yapacağımız işlem ilk başta şöyle başlatıdan görev öncesini açmayı deneyin. Sağ tık yapıyoruz, bakın görev öncesi burada görünüyor mu? Büyük ihtimalle size silik şekilde görülecek ve basılmayacak arkadaşlar. Şimdi çözümlerimize geçelim. Buradan sol alttan arama kısmına geliyoruz. Run yazın, çalıştıra giriyoruz arkadaşlar. Çalıştıra girdikten sonra gpedit.msc. Bunu yazıyorsunuz bu şekilde. gpedit.msc.msc var arada. Bunu yazdıktan sonra tamam diyoruz. Ve böyle bir yer bizi karşıladı. Şunu şöyle büyüteyim. Şu tarafını da büyüteyim. Burada yönetim şablonları kısmı var arkadaşlar. Kullanıcı yapılandırması da. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra sistem klasörü var. Onda da buraya basıyoruz. Yanındaki oka ve aşağıdaki klasörleri açsın diye alt klasörlerini. Ve burada CTRL alt del seçenekleri var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz ve sağ tarafta 4 tane böyle bir şey geliyor. Buradan hemen bakın görev yöneticisi burada yazıyor. Devre kaldır var. Buraya basıyoruz ve tek tıklıyoruz. Tek tıkladıktan sonra sol tarafta ilk ayarların düzenle kısım var. Burada ilk ayarlarına basıyoruz. Ve böyle bir yer bizi karşılıyor. Siz de büyük ihtimalle etkin olacak arkadaşlar. Bunu geleceksiniz ve yapılandırmadı yapacaksınız. Yapılandırılmadı yaptığınızda sorunuz çözecek. Uygula tamam diyeceksiniz ve tekrardan görev yöneticisine buradan girmeye çalışın veya CTRL altta girmeye çalışın. Buna rağmen sorunuz çözülmediyse de diğer çözümümüze geçelim. Diğer çözümümüz için tekrardan ara kısmına geliyorum ve bu sefer cmd yazıyorum. Komut sistemini açmak için komut sistemi de yazabilirsiniz. Buna giriyorsunuz. Girdikten sonra şöyle bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar. Aşağıda zaten açıklama kısmında ben hepsini belirteceğim. Bütün yazacağınız kodları vesaire. Buradan bu kodu buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Aşağıda olacak ve enter dediğiniz zaman artık böyle bir sorunuz olmayacak. Ve görev öncesinde temiz bir şekilde iki çözümden biriyle gireceksiniz arkadaşlar. Sorularınız olsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.